Anlaşıldı. 5 dakikaya oradayız. Etraf temiz mi? Tamam. Getirmişler mi lavabo? Getirmişler abi. Sen misin canım? Başka birini mi bekliyordun yoksa? Alo, merhaba. 413 numaralı odadaki hastayla görüşebilir miyim lütfen? Fırat Kazan, evet. Teşekkür ederim. Ayrıldı mı? Taburcu oldu yani. Ne zaman, pardon? Tamam, teşekkür ederim. Evet. Buyurun hanımefendi, kahvaltınız hazır. Ben kahvaltı etmeyeceğim. Burada olmamdan hoşlanmıyorsun galiba artık. Seni Fırat Kazan öldür diye gönderdik. Sen ne yaptın? Hiç. Yapma abi bak, bir dahaki sefere söz bitireceğim abi işi. Söz veriyorum sana. Bir dahaki sefere mi? Evet abi. Bizim acelemiz yok, bekleriz değil mi Ali? Abi. Abi motor kaydı diyorum sana. Motor kaydı, kaymasa abi sen benim ıskaladım nerede gördün abi? Daha önce ıskaladın mı abi ben? Sana yemin ediyorum bak, bitti o iş. Ulan ben sana parayı peşin verdim. Sen adamı taksitle öldürüyorsun. Abi, abi yapma abi! Yeter! Abi yapma! Fırat Kazan'ın ölmesi gerekiyordu. Hay Allah'ım ya. Nasıl bir yere düştük biz? Ya nasıl oluyormuş Deniz Hanımcığım? Geçmiş silinebiliyor muymuş? Silinemiyormuş değil mi? Öyle Babürler Sermet olarak... Fıratlar da tekrar Fırat olarak yine sahne alıyormuş ha? Yok öyle bir şey Deniz ya. Yeter artık. Taktın mı takıyorsun ha? Tamam be. Sanki birisi geçmişe vurduğum mühürü kırdı. Neden birer birer karşıma çıkmaya başladı bütün hayaletler? Nasıl durumu? Ameliyat sürüyor, doktor bitince haber verir. Bu iş uzayacak belli ya. Şimdi nasıl olacak Necati Hocam? Yarın Beşiktaş'tan adam gelecek seyretmeye ha? Nasıl yapacağız? Recep, hala maç diyorsun oğlum. Ne yapacağız şimdi? İyileşince tekrar gelir mi yani? 4 senedir sen uğraşıyorsun hocam. Yüzük kuyruğuna geldik ya. Adamla konuş da gelsin ne olur. Gözünü seveyim. Recep, sen manyak mısın? Oğlan ameliyatta canıyla boğuşuyor. Bırak Beşiktaş'tan gelen adam eksik kalsın ya. Gebersin. Kendini de yaktı, biz de yaktı. Bir de baba olacaksın. Aman Necati hocam, aman. Gözünü seveyim. Ne dediğini bilmiyor üzüntüden. Üzüntüden bir yerine inim inmesin de. İyileşir. Bir koyunda buradan Mehmet Bey ziyaretimizi eksik. O da tamam oldu.
Gelme dedim sana, bırakıverir beni Sema. Sen ne geliyorsun? Aa, olur mu hiç babaanne? Annem çok üzülüyor sonra. E, üzülüyorum tabii. Bugün yarın Beşiktaş'a girecekti oğlan. Ne oldu? Paraya para demeyeceklerdi hani. Girer yine, iyileşiverin, cebe kaçmıyor ya. Bir dahaki aya giriveri. Maç hep var, yok mu? İnşallah. Pek bir geriniyorlardı oğlan sporcu oldu, serseriliği bıraktı de gördük. Pek bir örnek delikanlı olmuş. Numunelik. Geneliğe de basıldı ilk iş. Ne oldu şimdi? Gene açla, gene açla. Görüyor mu babaanne niye gelmek istiyor seninle? Gel kızım, koparcama dinle. Okula geç kalıyorum, selam söyleyin. Hadi ye şunu. Bu oğlan ne zaman çıkartacaklar yoğun bakımdan ya? Böyle bitki gibi kalmasın bu oğlan? Boru değil be Moskov. O kadar ameliyat geçirdiği çocuk, yatacak tabii. Bize yaptığına bak ya. Şimdi bu saatlerde sahada olacaktı. Beşiktaş'tan tribünden gelmiş herif, oturmuş. Çakacaktı golleri, çakacaktı golleri. Hop, öbür gün İstanbul'a yallah. Hay ben böyle kaderin içine. Gencecik toyu olan ilgilenmezsen böyle olur. Kabahat birazcık da senin yani. Erdo benim canımı sıkma. İlgilensem ne olacak, ilgilenmesem ne olacak ya? Baba ben ettim mi diyecek, böyle böyle yaptım baba mı diyecek? Baba, doktor çağırdı, babası gelsin dedi. Abimi ayrı odaya çıkaracaklarmış. Oğlunuz iyi. Dalağına dikiş atıldı, bacağındaki kurşunlar çıkartıldı. Kırıkları da alçıya aldık. Dün gece yoğun bakımda tuttuk, şimdi odaya çıkartacağız. Daha sonra bir film çekeceğiz, durumuna bakacağız. Gidişata göre eğer gerekirse bir ameliyat daha geçirecek dizinden. Ne demek gerekirse kardeşim ya? Allah Allah, bütün gece buradayız zaten. Ne yapacaksanız yapsaydınız. Futbolcu adam mı sürekli orasına burasına bacağına bıçak batırır? Ne kadar kalacak bu hastanede bu herif ya? Bilemedik beyefendi, kusura bakmayın, atlamışız. Sonradan aklımıza geldi. Keşke dün akşam size sorsaydık ne yapacağımızı ha. Tövbe tövbe. Sen... Ulan Recep, doktora yürünecek zaman mı? Mehmet Yılmaz'ın hastane masraflarını kim ödeyecek? Kaçıyor muyuz kardeşim ya? Allah Allah, çocuk daha odaya çıkmadı ya. Kim ödeyecekse hasta kabule gelsin, hesabını görsün dün gecenin. Ameliyatlar ödenecek, yatış ayrı. Kim ödeyecek? Kulüptekilerle ben bir konuşurum ama vurulduğu yer malum. Bir de Hikmet Başkan'ın kulağına gidince zaten kıyamet kopacak. Ben ödeyecek değilim herhalde hocam. Allah Allah. 3 kuruş para veriyorsunuz zaten maaşlı çocuğa. Dur be Recep. Hocam sigortası yok muydu? Yoktu. Sor bakalım Recep Efendi'ye. Niye yokmuş sigortası diye. Ya ne ya Allah Allah. O kesintiyle sevgili Narin Hanım'ızı okuttuk. Ne yani? İlla ki elime sayın diye tutturdu. İstemez sigorta falan dedi. Paranın yeri var dedi. Ya 18'inde Bilal'e zaten sigortası yapılacak dendi bana. Ya of. Narin. Ben kulüptekilerle şu ameliyat parası işini konuşayım. Sen de kendini çok üzme, sağlam dur, oldu mu? Tamam Necat amca. Narin! Kız Allah korusun! Ne oldu? Yok Ümmü abla, yok. İyi abim. İyi, şimdi odaya çıkardılar. Yani iyi dediğim, yatacakmış işte biraz. Sonra da tekrar ameliyata mı alacaklarmış, ne? Erdoğan amcan dün gece telefon etti. Üzüntümden bir dakika uyumadım kızım. Bak, üst baş yiyecek mi yiyecek getirdim. Sen bunları alır götürürsün, ben şimdi annenle yüz yüze gelmeyeyim. Yok Ümmü abla, ne olacak ya? Bilmiyor musun annemi? Kafayı yemiş babamla. Yani zaten çok pişman o söylediği laflara. Sen takma kafana. Boş ver. Ne oldu, sen niye çıktın bir başına buraya? Ya gene kabak benim başıma patladı Ümmü abla ya. Babam Mehmet abim için yatırılacak olan sigorta parasını elime sayın, yatırmayın demiş. Şimdi de o parayla Narin'i okuttuk diyor. Yani onca ameliyat masrafı, hastane parası ne olacak, kim ödeyecek belli değil. Ay başıma gelen kız, bir ameliyat kaç para tutar? Daha bunun yatımı var, ilacı var. Şimdi gidecek kulüp parayı kesecek, babam yine benim okula takacak. Ondan sonra sabahtan akşama kadar sırayla sopa hepimize. Allah büyük kızım, Allah büyük. Niye benden başka kimse hiçbir şey takmıyor kafasına? Niye dertlenmiyor anlamıyorum ki. Ne istedim ben Ümmü
bu hafta ne olacak benim halim? Ne istedim ya? 1,5 yıl istedim anahtarımı. Yarım yıl geçti, kaldı 1 yıl. Ne istedim ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.